Sen yine de akşamki yemek teklifimi bir düşün. Yok, gerçekten gelemem. Bir sürü işim var benim evde yapmam gereken. Ya Serra, ne işin olabilir ki? Kesin ders çalışacaksın, başka işin falan yoktur. Ne haber Serra? İyilik, senden? İyiyim. Arkadaşınla tanıştırmak yok mu? Selim. Nazlı. Memnun oldum Nazlı. Memnun oldum. Ne oldu iş durumu? Görüştünüz mü? Görüştüm. Yarın başlıyorum. Vallahi bayıldılar bana. Yani müdürüm bana dibi düştü. O derece yani. Süper. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol ya. Vallahi sayende iş buldum. Bunu unuttum sanma. Aslında senin sayende. Sen kafenin işletmecisine mesaj atmıştın ya hani. Ha, hatırladım. Şu çılgın arkadaşın. Bak sen. Sevgilisinin arkadaşı için de neler yaparmış öyle. Benim dersim var Nazlım. Geç kalmayayım, gidelim biz. Nazlım, çok memnun oldum tekrardan. Yeni işinde hayırlı olsun. Sağ ol canımcığım. Görüşelim. Görüşürüz. Vay arkadaş. Bizim pısırıkta zengin oğlanı kafalamış. Pis gibi takılıyor vallahi. Selim Kutlusay bu. Bu okulun sahibi sayılır kendisi. Kim? Bu giden mi? He. Şanslı evde doğmuş artist. Bizim gibi değil yani. Sen kimsin peki? Ali ben. Güvenlikçi. Memnun oldum. Ben de kafenin yeni garsonu Nazlı. Memnun oldum. Gelsin. Selam. Ne haber kızlar? Haberler sende. Yeni sevgilin hayırlı uğurlu olsun Selimciğim. Ha. Bu okulda da hiçbir şey gizli kalmıyor arkadaş. Niye? Sen gizli kalmasını mı tercih ederdin? Yok. Gizli kalmasını tercih etseydim şu an burada bunu konuşuyor olmazdık zaten. Oo, siz bayağı sevgilisiniz yani Serra'yla. Yani yeni başladık. Deniyoruz diyelim. Yuh be Selim. Bula bula Serra'yı mı buldun cidden? Niye? Burak ne olacak? Ne olmuş Burak? Biricik'in söylediklerini ne çabuk unuttun. Burak ve Serra arasında kesin bir şeyler var dedi. Hatırlasana. Zeynep, Biricik onu bir kere laf olsun diye söyledi. Ciddi değildi yani. Ayrıca aralarında bir şey olduysa bile o aşk meşk değildi ki. Niye kız herkesin içinde Burak'a tokat atsın o zaman, değil mi? Yanılıyor muyum? Ha? Bugünlerde herkes her şeyi unutur oldu. Düne kadar Burak'ın kazası için suçluyorduk biz bu kızı. Hatırlatırım. Ne var yani Zeynep? Ne mi var? Ha, utanmasan tuvalette sıkıştırıp tokat attığın kızı bize karşı savunmaya kalkacaksın. Tokat? Ne tokadı? Hesabını vereceksin Serra.
Bunun hesabını vereceksin kızım. Koşarak kaçacaksın Selim'in yanından. Koşarak. Gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Soruyor musun bir de? Gel. Ne bileyim, sevgilin falan gelecektir. Kalabalık yapmayayım şimdi. Yok, gelmeyecek. Ha, yani var öyle bir şey cidden. Konuşulanlar doğru öyle mi? Yalnız var ya, okulun en yakışıklı, en popüler çocuğunu kaptın resmen. Nasıl oldu? Anlatsana. Yani seni o gün sınıfa çağırdığı gün mü oldu? Abartılacak bir şey yok aslında. Yani büyük büyük laflar edilecek bir durum yok ortada henüz. Onu demek istedim. Sen bu soruyu çözebildin mi? Yok, ben de çözemedim onu. Dur bakayım. Vallahi çok güzel oldu. Güle güle kullanın İlgün Hanım. Buraya da tam oldu vallahi. Serram görünce çok sevinecek. Aman, ona kalsa günlerce düşünür, taşınır, gamlı baykuş gibi dolanırdı ortalarda. Sizin makinenin bozulduğu gün şunun 3.30 paraya satışa çıkmasına ne demeli? Allah'ın işi işte. Kol sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş Binnaz. Satan adam nakde sıkışmış, senedini ödeyebilmek için elindeki malları satışa çıkarmış. Elektrikçi ustanın adı neydi? Haydar. Haydar usta. Çok efendi, çok terbiyeli bir tip. Ben başta beceriksiz falan dedim adama ama bak, pat diye çözdü işimizi. Vallahi çok güzel oldu. Oldu ya Binnaz. Serra, ne haber? İyilik senden. Aşağıda buluşuruz. Selim'le birlikte misiniz? Bu okulda herkes Selim'i ve yaptıklarını mı takip ediyor? Ben anlamıyorum ki. Ben herkes değilim, Serra'm. Hem zaten konu Selim Kutlusay olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Işık hızında. Tabii sen şimdi dediklerimden bir şey anlamıyorsun. Normal, normal. Yaşadıkça göreceksin sen de. Öyle mi? Öyle. Selim'in içici gönül maceraları, hevesleri. En uzunu 10 gün falan sürmüştü sanırım. Bakalım senden ne zaman bıkacak? Göreceğiz. Peki sen bu resmin neresindesin Biricik? Ben senin hiç tahmin bile edemeyeceğin bir yerdeyim Serra. Onun bu gönül maceralarından sonra dönüp dolaşıp geldiği sabit limanıyım. Anladın? Yok, anlamadım. Olsun, olsun. Onu da anlama. Yavaş yavaş öğrenirsin, görürsün. Tabii sen şimdi şaşırdın.
Haklısın ya, ne diyeyim? İşte arada aileler, özel yaşanmışlıklar. Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım? Gülüp geçiyorum. Görmezden geliyorum senin gibileri. Ne yapayım? Hülya'yı hatırla. Yaşadıklarına dayanamayıp intihara kalkıştı. Düşünsene. Yani bu filmi defalarca izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani dikkat et. Fazla kapılma. Kaptırma kendini, tamam? Üzülürsün. Dikkat et. Ya da... Yo. Kısa mısa. Keyfini çıkart. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. İyi günler. Alo. Hallettim efendim. Dediğiniz gibi yaptım. Nilgün Hanım üzerinden ilerledim ki Serra bir sürü soru sorup olmaz demesin. Bağladım yeni makinelerini. Sigortayı da değiştirdim. Hepsi için 500 lira istedim. Daha aşağısı olmazdı zaten. Serra şüphelenirdi. Olur efendim, hallederim. Selamun aleyküm. Hayırdır? Buyur kardeşim. Niye hiç? Öyle bir hayırlı olsun dediydim de. Varsa bir çay içeriz. Benim işim var şimdi. Bir müşteriye tamire gideceğim. Maşallah. İlk günden işler yığılmış ha. İyi iyi. Allah bereket versin. Eyvallah. Ne haber lan Bülbül? Ya ve ne yapayım, yeşillik parlatıyor. Oo, bakıyorum da mahallenin genç kuşak iş adamları da burada. Ne o kız? Yerde para mı buldun ha? Ağzın kulaklarında. İş buldum lan, iş buldum. Ve karşınızda Kuzey Üniversitesi'nin kafesinin garsonu duruyor. Ulan ben de bir şey sandıydım ha. Garsonluk işiymiş. Allah Allah. Laf eden de üçkağıtçı otoparkçı. Doğru konuş kız. Nazlım, hayırlı olsun. Sağ ol Bülbül'üm. Bu Kuzey dediğin Serra'nın üniversitesi değil mi? Aynen o. Vallahi siz kendi küçük dünyanıza takılmaya devam edin. Serra oldu başını gidiyor. Bir sevgilisi var ki okulda el ele, göz göze Allah hayatını yaşıyor. Selim. Ne haber? Neydik, yoktun? Evet, telefondaydım. Şu staj işini konuşuyordum da. Sorma ya. Benim de onu bir an önce halletmem lazım. Ne diyorum sana? Gel birlikte gidelim Londra'ya. Bakarız birazcık ya. Ay aklıma geldi. En son birlikte gittiğimizde olanları hatırlar mısın? Başımıza gelmeyen kalmamıştı. Ay aman aman aman, kimse duymasın, vallahi rezil olurum. Yok yok, merak etme. Ben bir şey duydum.
Serra ile alakalı. Evet. Bir itirazın mı var? Yok. Hayırlı olsun diyecektim. Gönül bu Selim. Ota da konar. Neyse. Yani şimdi bu senin laf halin mi oluyor? Ne yapayım? Huyum kurusun. Tutamıyorum kendimi. Neyse. Umarım en yakın arkadaşını karşına alacak kadar iyi bir insandır Serra. Değer. Biricik kusura bakmazsan gitmeden sevgilini yakalamam lazım. Serra. Ya her yerde seni aradım. Ortalıktan kayboldun. Telefonlara falan da bakmıyorsun. Duymamışım. Çantamdaydı. Ders çalışıyorduk da biz. Öyle hiç bakmak gelmedi aklıma yani. Anladım. Dersler, okul, notlar önceliğim. Vakit kalırsa ara sıra seninle de ilgilenirim diyorsun. Öyle mi? Öyle diyorum. Burslu bir öğrenciyim ben. Bursumu kaybedersem ailemin beni okutacak bir okulu yok. Anladım da bir şey mi oldu? Sen kızgın mısın bana? Yo, ne alakası var canım? Bu tavır ne o zaman? Dersin yok mu senin? Var Serra, evet var. İyi dersler o zaman. Benim bu servisi kaçırmamam gerekiyor. İşimiz var bizim bu kızla. Anneciğim ben geldim. Hı, gel kuzum gel. Gel. Anıların en vefakarı Binnaz Sultanım benim. Kız dur boğdun kız. Geç. Beni. Müjdemi isterim. Deme. Dedim bile. Vallahi mi aldılar mı kız seni işe? Valla müdür seni kaçıramayız dedi. Böyle bulunma sint kumaşı ayağımıza kadar gelmiş. Çok şanslıyız dedi. Ah Serra. Vallahi Allah ondan razı olsun. Görüyor musun? Onun sayesinde iş sahibi oldum be yavrum be. Anne kendi sayemde iş sahibi oldum. Serra sadece aracı oldu. Bir kere daha aferin kızım de be. Bir kere ya. Bir kere ya. Sevgili mustaları da halletmişler her şeyi. Aa çok sevindim. Ya o duvarı benim istediğim gibi yapmışlar mı? Her şeyi senin istediğin gibi yapmışlar. Kaçarın yok. Merhaba. Rahatsız ediyor muyum? Aşk olsun Asena, burası senin evin, ne rahatsızlığı. Sizi böyle çifte kumrular gibi görünce acaba özel bir şey mi konuşuyorsunuz diye düşündüm de o yüzden rahatsız etmeyeyim dedim. Peki ne karar verdiniz? Gidiyor musunuz, kalıyor musunuz? Gidiyoruz. Hatta toparlanmaya başladık bile, değil mi sevgilim? Yani tabii bu işi babamı gücendirmeden yaparsak harika olur. Onur, neydi hani kız çocuklarının babaya duydukları aşırı düşkünlük, hayranlık ki? Adı vardı o kompleksin. Elektra kompleksi. Aa, İhsan da geldi. Karşılayayım. Nilcim, babiş konu karşılamaya gelmek ister misin? Ne espri yaptım ama. Ay. İşte bu yüzden artık evimize gidelim diyorum sevgilim. Anlıyor musun beni? Tamam hayatım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sevgilim. Gerçekten dayanamayacağım artık bu ikiyüzlülüğe. Sıkma canını. Bakın kim geldi. Babacığım hoş geldin. Ne haber prenses? İyiyim. Merhaba Onur. Hoş geldiniz İhsan Bey.
Sevgilim sen üstünü değiştirinceye kadar sofra hazır olmuş olur. Biz de oturur yerimizi alırız. Üstümü değiştirip çıkmam lazım. Ben maalesef yemekte yokum. Aa, yok musun yemekte? Niye? Ya bizim şu Fransızlar var ya, Mikel de Holding. Hı. Yolda sekreterim hatırlattı. Onlarla yemeğe çıkmam lazım. Afiyet olsun. Sağ ol babacığım. Hayatımızda baş başa yiyelim o zaman. Olur, dışarı mı çıksak? Olur. Beraber yiyelim. Ben de geleyim mi? Ya da evde yiyelim ya. Olur. Anne bak, çok eminsin değil mi 500 lira dediğine? Sonra ödeyemeyeceğimiz bir meblağ çıkarmasın karşımıza. Ay Sera, iyice aptal yaptın beni. Kızım eminim tabii ki. Niye yanlış anlayayım? Adamın kendi elleriyle yaptığı hesap kendi el yazısıyla bak sehpanın üstüne duruyor. İnanmıyorsa ona bak. Anneciğim içerideki yepyeni bir çamaşır makinesi. İkinci el falan değil ki. Ay Sera, ne kadar bayılıyorsun böyle olayları büyütmeye. Kızım hayatta bazen şans insanın yüzüne güler. Ayağına hiç beklemediği fırsatlar gelir. Böyle kuşkucu, kuruntulu olmak hiç iyi bir şey değil kızım. Tamam ya, kızma. Hayır yani, iyi, olumlu yanından bak. İyi düşün. Şans ayağımıza geldi de. Böyle ayağına gelen fırsatları tepmek, gurur yüzünden tepmek salaklıktan başka bir şey değil. Söyleyeyim. Haklısın canım. Ben abartıyorum bazen. Ha şöyle. Üç vakte kadar gönlüne göre bir sevgili de buldurabilirsen o şans. Hı? Yeter ki inan. Lampire. Oğlum öldük lan acımızdan. 40 saatte bir parça, iki parça et koyamadın lan önümüze. Abi anlamadım ki ben bugün bu eti ya. Geç pişiyor bayağı da. Şimdi sana nar gibi kızarmış tabak yapıyorum. Aman. Oğlum benim alnımdaki LED ekranda aptal mı yazıyor lan? He? Yok abi, o nasıl laf ya? Estağfurullah. Ulan daha estağfurullah demeyi bilmiyorsun lan. Gerizek. Senin bir şekerin düştü abi ya. Şunun tadına bir bak. Lampire. Oğlum bak canım burnumda zaten. Bir de sen beni açlıklasın ama. Vallahi keserim o dilini, atarım ızgaraya. Ne oldu abi? Niye gerildin ya? Oğlum sahipli bir kız için çok fazla rikse girdik lan salak gibi. Riks derken abi? Oğlum Serra Hanım uğruna biz korkutmadık mı bu titreyi? Ha? Evet abi. Sen dedin yengen olur dedin. Etrafında ne kadar çar çakal varsa temizleyelim dedin. Dedim mi lan ben bunu harbiden? Tüh! Ulan kafama ya. Abi yengemiz artık yengemiz olmayacak mı? Oğlum yenge deyip durma lan şu zibidi düşkünü kıza. E ne diyeyim? Deme. Hiçbir şey deme de. Ben diyorum yine gideyim yarın takıldığı şu serseriye bir bakayım diyorum ya. Sen bilirsin. Geleyim ben de. Yok ben tek giderim.
geldiniz abi. Abi hoş geldin. Alo. Küs müyüz hala? Yo, o nereden çıktı? Serra, okulda en son konuştuğumuzda Buzlar Kraliçesi kıvamındaydın. Selim, siz neden Biricik'le o kadar samimiyesiniz? Ha. Senin neye takıldığın belli oldu. Tamam, okey. Ne okey ya, ne okey? Kıskanılıyorum sanırım. Yani bu iyi bir şey bence. Abartma istersen. Ya tamam, cevap veriyorum. Biricik benim ilkokul arkadaşım. Okuldan arkadaşım falan filan. Yani zaman zaman böyle yakın tavırlar sergileyebiliyor ama inan ötesi bir durum yok. İyi, tamam. Anladım ben anlayacağımı. Uzatmaya gerek yok. Barıştık mı yani? Küsmemiştik ki, barışalım. Serra. Efendim? Keşke şu anda yanımda olsaydın. Keşke. Abi. Vallahi kusura bakmayacağım Pire kardeş. Ben kendini kurtarmak için seni feda etmek zorunda kaldım. Nasıl yani abi? Vallahi müdürüm, benim bir suçum yok dedim. Bizim geri zekalı kendince trafik canavarı olmaya karar vermiş. Gitmiş o oğlanın arabasını yoldan çıkartmış dedim. Ben? Ya sen, biz beraber sen demedin mi git diyor. Abi ne demek öyle bir adam, sen öyle söylüyorsun ya ha? Allah oğlum. Sen de iyice öttek çıktın lan. Bundan sonra sana sabahları yürek yedireceğim. Belki bir işe yarar. Ya ne yüreği, ne böbreği? Sen ne diyorsun? Ne dediler sana orada ya? Ha? Lan oğlum, bizim eski köpek yarışı yaptırdığımız yer yok mu? E var, köpek var abi. He, den. Heh, orayla ilgili bir şikayet olmuş. Ben de komiserim devrettim dedim. Bizim öyle pis işlerle işimiz falan olmaz dedim. Ha, o benim o... Bizim o kaza böyle bir alakası yok yani. Lan yok oğlum, yok. Rahatla lan. Ben rahatım canım, sen kendine bak. Boş muhabbete çağırdılar bizi. Karakolda bir gecemiz geçti. Sen niye böyle kendini garip garip işlere sokuyorsun ki zaten? Ben hiç anlamadım abi. Sonra ara, Salih benim başım bir derde girdi. Salih beni kurtar. Salih'in de başka işi gücü yok zaten. Geri zekalı bir çocuk ya. Bulimiya böyle bir hastalık. Yine başladın değil mi? Ama eskisi kadar yoğun değil. Yoğun değil derken? Yani evet. Yiyip yiyip kusuyorum ama çok sık değil. Son zamanlarda yeniden kusmana sebep olabilecek, duygu durumunu tetikleyecek herhangi bir olay yaşadın mı? Hayır.
önce geldiğimde beğenilmeme, onaylanmama korkusu falan gibi şeyler söylemiştiniz ya. Hatırladınız değil mi? Evet. Onları bu ara yenisi eklendi. Yetersizlik. Yeterince akıllı, yeterince başarılı, yeterince güzel, yeterince sevilesi biri olmadığımı düşünüyorum. Günaydın canım. Günaydın canım. Aa, hayrola? Gece iyi saatte olsunlar mı uğradı? Yo. Annemin sözünü dinliyorum. Kamlı baykuş olmaktan vazgeçiyorum. Şöyle. Aferin benim kızıma. Aşkta yine yeniden. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Selim Kutlusay'ın vazgeçemediği biricik sevgilisi. Selim Kutlusay bunu hep yapıyor. Oo Selim'cim, gece hayatına damganı bulmuşsun yine. Magazin basını sen ve Biricik'ten bahsediyor. Bir bakabilir miyim? Yine adımız magazinlere düşmüş sayende. Allah kahretsin. Yalnız gece gece bardan çıkıp alkollü direksiyon başına geçmek de... Yani iyi cesaret Selim'ciğim, nasıl yapıyorsun bunu? Sakın bana alkollü araba kullandığını söyleme, gebertirim seni. İçmedim baba, ağzıma bile sürmedim. Biricik sarhoş olmuştu, onu toparladım sadece. Yani fotoğraflardan pek öyle anlaşılmıyor ama... Göster bakayım şunu. Sen içmiyorum dediysen içmemişsindir. İçmedim diyor zaten babacığım. İçmedim baba. Okula yetişmem lazım. Afiyet olsun size. Sen de bakmak ister misin? Kutlusay'ın biricik sevgilisi. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Biricik yazmışlar değil mi? Çok güzel. Ya Selim, ne ara Serra'yı bıraktı da sana döndü? Ben artık takip edemiyorum ya. Saldım bu mevzuyu. Tatlısı, siz çok büyüttünüz bu kızı gözünüzde. Çok. Kızın elindeki benim termos değil mi?
Vallahi o. Galiba evet. Ben bakacağım. İki gündür olaylardan paralize olduk. Kız hala termos peşinde. Kafa yiyeceğim ya. Pardon. Termosu nereden buldun acaba? Otoparkta buldum. Bak kimsenin olmadığını görünce de aldım. Yoksa senin mi? Evet, benimdi. Dudağımda uçuk yok. İstersen geri alabilirsin ha. Yok. Kalsın. Güle güle kullan. Otoparkta buldum. Sahipsiz diye aldım diyor. Ay bir de demez mi? Uçuğum yok, al kullan. Pis. Ay. Ha? Bu arada senin bir fake hesabın vardı madam sekreteri diye. Ne oldu ona? Ay ne gömerdik orada insanları, hatırlıyor musunuz? Evet ya, o vardı değil mi? Ama hacklendi hatırlıyorsanız. Nasıl ya? Ben sen geri aldın diye hatırlıyorum. Onu yanlış mı hatırlıyorum? Yok be, onunla mı uğraşacağım Allah Allah? Niye alayım? Yalnız var ya, bu hesap kimin eline geçtiyse öyle şeyler paylaşıyor ki takipçi sayısı uçtu gitti. Ben o kadar söyleyeyim size. Uf. Hadi ya. Allah. Bakayım kaç olmuş? Baksana. Çok iyi. Okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Sara, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani. Biliyorum. Tamam biliyorum, her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama... Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bize ve yaşananlara bir şans versin. Satış yaptığın öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun, anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri. Biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak. Ne olur. Dediğim unutma hadi. İşinin başına hadi. Derse daha var değil mi? Hmm. Var var da. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam.
Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar. Öyle mi? Ha, öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Şey, ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Şey, kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Hem Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur. Elifciğim dur, bir dakika, arabadan iniyorum. Ay hayatım, ben de seni çok özledim. Özlemez olur muyum? Ne kadar uzun zaman oldu birbirimizi görmeyeli. Haklısın. Haklısın hayatım da işte. Deyince gelinmiyor ki Sidney'e. Ay keşke sen gelebilsen. İdil Hanım. Tamam. Tamam Elifciğim. Tamam canım. Tamam, ben organize etmeye çalışacağım. Ben şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Tamam canım. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Ne haber Binnaz? İyiyim İdil Hanım. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ne bu surat? İnsan misafirini böyle mi karşılar? Hoş geldin İdil'cim. Lütfetti patronum Binnaz. Ya tamam, Elif'in adını bile duymaya tahammül edemiyorsun da kız son dakika aradı, yani açmadan edemedim. Sen de biraz fazla abartmıyor musun? Hiç de abartmıyorum İdil'cim. Sen de kusura bakma da böyle biraz inadına yapar gibi yani. Ya aşk olsun ya. Of, affedersin. Arkadaşım. İyi, tamam. Geçin, geçin. Buyurun şöyle. Ay yok yok, geçmiyorum. Çünkü biz dışarı çıkıyoruz. Hadi git, hazırlan bakalım. Allah Allah, nereye gidiyoruz? Ya Bebek'te çok güzel bir restoran açıldı. Yemekleri harika, bayılacaksın. Ay yok, istemem ben öyle Bebek falan. Şöyle salaş rahat bir yere gidelim. Ya hep gidiyoruz salaş yerlere. Hadi yürü git, git. Hadi hadi hadi. Ay bir de nazlanıyor. Hadi İdil ya. Hep ben de size bir kahve yapayım. Hadi yap, özledim senin kahveni. Ay. Thank you.
Ayşe Çoban. Varoş'un dilberi seni. Bilmiyorum, salak adamla yetinmeyeceğini tahmin etmiştim zaten. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Paranı hak ediyorsun. Takibe devam. Ne şanslıyım ya. İçki içiyor mu Binnaz? Yok yok. İçmiyor. Pek iyi bu aralar. Ha, iyi. Olmuş mu? Olmaz mı? Olmuş tabii. Çuval giyse yakışır benim arkadaşıma. Yani demezsin. Zaten olmamış desen de bir ikinci alternatif yok vallahi dolapta. Kızım kaç defa söyledim sana alışverişe çıkalım diye. Dinlemiyorsun ki. Ya Binnaz, şu benim zincirli çantam yok mu? Bulamadım onu, bir bakıver hadi. Ben şimdi bulurum. Şöyle biraz ruj mu sürsek? Ay değil ya, bitmiyor. Hadi. Elimi elimle nasıl tutacağımı ben bilirim. Ver. Bak vallahi benim kötü bir niyetim yok. Ben arabayı yanaştırıyordum. Ne kötü bir niyetin yoktu ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Ne işin var benim arabamda? Ya öyle meraktan bir baktım vallahi. Özür dilerim, tamam. Ya tamam, hadi uzatma, git git. Tamam, gidiyorum. Yürü, bir daha arabamın yanında görmeyeyim seni. Nedir ya? Bir dakika, bir dakika, dur. Neydi senin adın? Ne oldu? Şikayet mi edeceksin? Bak yapma, gözünü seveyim. Zaten yeni başladım ben. Sus be, sus. Şikayet falan etmeyeceğim. İstediğimi yaparsan şikayet etmem. Anladın mı? Duymuyor. Duymuyor musun? Anladın mı diyorum? Ya anladım. Tamam da ne yapacağım? Yemekhanenin yemekleri bazen çok fena dokunuyor. Sana da oluyor mu? Ucuz yağ kullanıyorlar, ondandır. Bir dahaki sefere sen daha hafif yemekler tercih et ama. Bir dahakine sosyete kafesinden kinoala, avokado salatasıyla kereviz suyu sipariş edeyim bence. Seninki geliyor. Selam, ne haber kızlar? Sağ ol, iyi. İyilik senden. İyi. Aç mısın? Yani aç değilim ama biraz atıştırırım sizinle. Gerçi buranın yemeklerini beğenir misin bilmem ama. Niye beğenmeyecekmişim ya? Beğenirim tabii. Akşam okul çıkışında bir sürprizim var sana ve itiraz kabul etmiyorum. Ben bir şeyler alacağım. İster misin, size de alayım mı? Aslında sen misafir sayılırsın burada. Bizim sana bir şey ısmarlamamız lazım. Yok ya, olur mu öyle şey? Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol. Geliyorum. Bak bir de gelmem diyordum. Ne güzel oldu işte. Bu değerler beni çok geriydi. Yok hayatım işte, yok tanıdık kimse yok, merak etme. Ayrıca olsa ne yazar? Senin utanacağın, saklanacağın bir şey yok ki. Ha? İdil de burada. Ha, evet. Aşk olsun İdil, hiç haber vermiyorsun. Hiç
hiç haber vermez bize zaten. Ne haber kızlar? İyilik. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Yemek yiyoruz. Tanıştırayım Nilgün, Asena, Tuğba. Memnun oldum. Daha önce karşılaşmış mıydık? Sanmıyorum. Merhaba, ben de memnun oldum. Aa, ne güzel çantanız var. Vintage değil mi? En az 10-15 senesi vardır bunun. Çok iyi bildiğim bir model. Bu arada Nilgün benim çok çok eski dostumdur. Bildiğim en güçlü kadınlardandır. Madem bu kadar özel, kendine saklama o zaman Edin. Bizimle yaptığın programlara da çağır. Ah, keşke hayatım, keşke. Yani bugün bile yemeğe çıkmaya zor ikna ettim kendisini. Ev kuşudur benim arkadaşım. Halinden, tarzından bayağı evcimen birisi oldu, çok belli. Asenacığım, sen Nilgün'ün böyle mütevazı olduğuna bakma. Yani şu an çevremizde gördüğümüz birçok insan yıllar önce 3 kuruşa talim ederken Nilgün alışverişe Milano'ya giderdi. Ne kadar güzel. Ne hoş. Değil mi? O zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abartsaydın Ebru. İnadına yaptım. Yani dünün paçoz mankenini bilmişlik yaptırmam ben. Dua etsin arada ihsan var. Beğendin mi yemeğini? Hı, çok güzel burası. Daha tatlı söyleyeceğiz.